Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un 7000 mAh batarya ile birlikte gelen telefonu Samsung Galaxy M51'e yakından bakıyoruz. Sizler tarafından bu telefona bir ilgi var arkadaşlar. Sorular geliyordu bu telefonla ilgili. Ben de sim kartımı taktım. 2-3 hafta boyunca kendisini kullandım arkadaşlar ana telefonum olarak. Neler sundu, neler sunmadı şimdi bu videoda enine boyuna değineceğiz aslında. 7000 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. Görmeye çok alışık olduğumuz bir şey değil. O yüzden gelin kendisiyle biraz bir oyun oynayalım öncelikle. Bu sırada ben de sizlere bataryadan bahsedeyim. 7000 mAh batarya çok ciddi bir rakam öncelikle. Bunda hepimiz hemfikirizdir diye tahmin ediyorum. Kullandığım süre boyunca da ciddiyetini gösterdi. Arkadaşlar bize gelen test sürümünün içinde bir adaptör vesaire çıkmadı. O yüzden orijinal adaptörüyle ilgili bir kıyaslama yapamayacağım. Ancak 25 wattlık bir adaptörle geliyormuş kendisi. Ben de evde 25 wattlık bir adaptörle şarj ettim. Hızlı şarj edebiliyoruz. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Kendi adaptörümle yaptığım şarjda yaklaşık 2 saat böyle 1 saat 55 dakika gibi bir sürede tam şarja ulaşmayı başardı. Yani sıfırdan 100'e çıkabildi. Tabii ki de pil meselesinde de her zaman söylediğimiz gibi ne kadar kullandığınıza bağlı, tamamen kişisel bir mesele arkadaşlar. Bu telefon isterse 20.000 mAh olsun bataryası, bir günde de bitirebilirsiniz ya da 10 günde de bitirebilirsiniz. Bu sizin kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Ancak benim gibi orta yoğun arasında bir kullanıyorsanız, mesela işte biraz oyun oynuyorsunuz, biraz bir şeyler izliyorsunuz vesaire, telefon konuşmaları derken orta yoğun arası bir kullanımda kullanıyorsanız 2 günü rahatlıkla çıkartabileceğini belirtebilir. Telefonu çok az kullanıyorsunuz, çok nadir sosyal medyaya giriyorsunuz, çok nadir konuşuyorsunuz vesaire ise o zaman tabii ki de bu süre çok daha fazla uzayacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. En azından 2 gün olması bile beni gayet mutlu etti arkadaşlar. Bir akıllı telefonda 2 gün, 3 gün gibi şarjları görmek birazcık insanı mutlu ediyor. Bunu söyleyelim. Bunun dışında 15 dakika boyunca oyun oynadık arkadaşlar. Test sonuçlarımız şu şekilde. Pilimiz %67 seviyesindeydi. Sadece %2'lik bir kayıp yaşadı. Yani %65'e geriledi arkadaşlar. Bu da oldukça iyi bir değer diyebiliriz. Sıcaklık açısından da hem elle hissedilir hem de dışarıdan ölçebildiğiniz kadar büyük bir fark olmadı. 33.1 dereceydi yaklaşık dışarıdan ölçebildiğimiz en yüksek sıcaklık. 34.4'e yükseldi. Yani 1-1.5 derece arası bir yükselim ölçebildik. Oyun testimizden sonra gelin kameralara hızlıca bir giriş yapalım. Önce kağıt üzerinde neler var bunları söyleyeyim. Arka tarafta şöyle L şeklinde dizilmiş dörtlü bir kamera dizilimi var arkadaşlar. 64 megapiksel değerindeki ana kameramız Sony IMX682 sensörüne sahip. F1.8 diyafram değeri var. Standartında da 16 megapiksel çekiyor. Eğer siz ayarlarsanız 64'e getirebiliyorsunuz. İkinci kameramız ultra geniş açılı kameramız. 13 mm eşdeğer olarak geçiyor arkadaşlar. Bu kamera 123 derecelik bir görüş açısı var. Ve diyafram değeri de f2.2. Diğer iki kameramız 5'er megapiksel arkadaşlar. Bir tanesi derinlik algılama işlerinde yani portrede vesaire de işimize yarıyor. Bunun dışında diğer kameramız da makro lens. Kamera menüsünden falan çok fazla bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Zaten standart Samsung kamerasının menüsünü birebir olarak burada da görüyoruz. Ne eksik ne fazla. Yani daha önce kullandıysanız işte 64'e nereden çekeceğim, videoya nereden geçeceğim vesaire vesaire gibi herhangi bir yabancılık çekeceğiniz bir menü yok. Zaten oldukça sade bir arayüze sahip. Gündüz çektiğim fotoğraflar orta seviye diyebileceğiniz bir telefon için oldukça iyi diyebilirim. Aslında renkler oldukça canlı ve parlak gözüküyor. Detaylarda şöyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Mesela ortamda çok fazla bir ışık düşüyor. Diyelim dışarıdasınız, güneş bir yerden sert bir şekilde vuruyor arka planda bir yere. O zaman detaylarda ufak kayıplar olabiliyor. Tabii 64 megapiksel aldığınız zaman da bu detaylar bir tık daha netleşmeye başlıyor. 64 megapikselin bir yönden daha artısı var arkadaşlar. Bu telefonda telefoto lens yok bildiğiniz gibi. Zaten az önce de söylemiştim. Burada şöyle bir avantaj sağlıyor. 64 megapiksel çekiyorsunuz, o fotoğraftan kırpıyorsunuz ve yakınlaştırma işi aslında bir şekilde olmuş oluyor. Dijitalde olsa. Portre modundaki çekimlerde de mesela bir şey çekiyorsunuz, şekli şemali belli. Düz, kare veya yuvarlak bir nesneyi çekiyorsunuz, bir objeyi çekiyorsunuz. O zaman herhangi bir sorun yok. Ancak saç ve sakal gibi şeylerde bazen kaçırabiliyor. Yani saçın bir ucunu flu'ya çevirebiliyor. 5 megapiksellik bir makro lensimiz var demiştim. Çok fazla kullanma şansım olmasa da böyle makro lenslerde genelde 2 megapikseli görüyoruz. Onlardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani işte çiçek, böcek vesaire çekeceğiniz zaman işinize yarayabilir. Düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflar yine sınıfı için fena diyebiliriz. Ancak yine de kullanma kendini göstermeye başlıyor. Eğer ihtiyacınız olursa yine Samsung telefonlarının çoğunda gördüğümüz gibi gece modu yerini koruyor arkadaşlar. Gidip oradan gece modunda daha net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Selfie kameramız 32 megapiksel arkadaşlar. Tıpkı arka kameralarda olduğu gibi bu özelliği seçmezsek 12 megapiksel. Yani standartında 12 megapikseli çekiyor. Hemen üst taraftaki menüden 32 megapikseli çekebiliyor. Şöyle bir detay var. 32 megapiksel modundayken HDR aktif olmuyor. İlla 12 çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani arka planda yine patlayan vesaire bir şey varsa selfilerinizde oranın net çıkması
olmasını istiyorsanız 12 megapikselde kalmanızı tavsiye ederim. Video moduna geçtiğimiz zaman 4K 30 kareyi görüyoruz. 3 tane kamera da var arkadaşlar. Bu özellik hem ön kameramız çekebiliyor hem de arkadaki ultra geniş ve geniş açılı lensimiz de çekebiliyor. Yine Samsung cihazların birçoğunda gördüğünüz gibi süper dengeli modunu açıp kapatarak daha az titrek videolar çekebiliyoruz arkadaşlar. Geniş açılı kamerasında video için gayet iyi diyebilirim. İyi sonuçlar elde ettik. Zaten siz de görüyorsunuz arka planda. Genel olarak kameralarımız fiyatın hakkını veriyor. Ancak tabii ki de bir amiral gemisi performansını bizlere sunmuyor arkadaşlar. Sonuçta cep telefonu piyasasında biliyorsunuz ki ne kadar ekmek o kadar köfte. Tasarıma da hızlıca bir giriş yapalım arkadaşlar. Aslında Samsung cihazlara yine aşina olanları çok şaşırtmayacak şeyler var telefonda. Infinity O denilen sadece yukarıda ufak bir kamera deliğimiz var. Onun dışında ekran bizleri bekliyor. 6.7 inçlik Super AMOLED ekranımızı orta seviye bir telefon için gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Renkler oldukça canlı, parlak, güzel gözüküyor arkadaşlar. Doğru gözüküyor. Bunun yanında işte YouTube içerikleri izlemek, dizi, film vesaire izlemek gibi şeyler bu ekranda keyifli. Ekran çözünürlüğümüz de 1080x2400. Tasarım genel olarak aslında şöyle arkadaşlar. Büyük bir telefon en nihayetinde tek elle tutması tabii ki de zor. Bu tarz telefonların hepsinde karşılaştığımız gibi 6.7 inçten bahsediyoruz. 16.3 santimlik bir uzunluğumuz var arkadaşlar. Bunun yanında pili de düşündüğümüz zaman 213 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Yan tarafta parmak izi okuyucumuz mevcut arkadaşlar. Yine telefonu kullandığım süre boyunca en çok sıkıntı çektiğim noktalardan bir tanesi buydu. 10 okumadan yani 10 denemeden 3'ünde 4'ünde çalışmayabiliyor. Hakikaten de hani parmaklarımı tanıttım. Bazen açıyor bazen açmıyor. Birazcık kafasına göre çok doğru bir şekilde oturtmanız lazım. Yüz tanıma özelliği vesaire de var. Ancak hani günümüzde maske takıyoruz vesaire, o parmak izine ihtiyacımız var. Ancak bazen okumayabiliyor parmak izini, bunu söyleyebilirim. Yine sıkıntı çekebileceğiniz satın alırsanız eğer noktalardan bir tanesi alt tarafta mono bir hoparlörümüz var arkadaşlar. Hoparlörün çok güçlü olduğunu söyleyemem. Hani mesela odamda oturayım müzik dinleyeyim dolu dolu odayı doldursun vesaire gibi bir şey istiyorsanız öyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten mono bir hoparlör, çok bir şey beklememek lazım. Ayrıca telefonu yan tutarken yine bu tarz telefonların çoğunda yaşadığımız sorun, alt taraftaki hoparlörü direkt kapatıyoruz. Ses iyice azalabiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Onun dışında işte sağında solunda neler var çok fazla aslında bahsetmeye gerek yok. Aşağıda bir Type-C girişimiz var. Buradan şarj ediyoruz. Bunun dışında yine bir tane kulaklık girişimiz var. 3.5 ünitelik kulaklıklarımızı buradan takabiliyoruz. Hemen parmak izi okuyucusunun üzerinde ses açma kısmı düğmesi var. Arka taraf zaten dümdüz arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de. Kamera çıkıntımız hiç yok neredeyse. Çok minik bir çıkıntı var. Rahatsız edecek bir çıkıntı değil. Genel olarak telefonun aslında tasarımı derli toplu düzgün duruyor. Şimdi birazcık da isterseniz donanıma girelim. Telefon bizlere neler vaat ediyor ona bakalım. İçerisinde 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G işlemci mevcut. Aslında bu işlemciyle birlikte telefonu hem orta seviyeye yaklaştırabiliriz hem de amiral gemisine yaklaştırabiliriz. İkisinin arasında bir yerde duruyor. 8 nanometrelik bir mimari var içinde. Üst seviye amiral gemilerinde gördüğümüz işlemcilere göre güç tüketimi bir tık daha fazla gibi gözüküyor. Ancak tabii ki de bu telefonun en büyük özelliği 7000 mAh'lik bataryası. Buradan da bir avantaj sağlıyor gibi düşünebiliriz. Tabii ki de bu enerji tüketimi içinde Samsung One UI arayüzü, onun dışında Android'in en güncel sürümüyle birlikte gelmesi vesaire vesaire gibi şeylerde olumlu katkılar sağlıyor. GPU tarafında Adreno 618 grafik işlemi birim bulunuyor arkadaşlar. Günümüz yine dediğim gibi amiral gemileri kadar üstün bir performans sunmuyor. Ancak ben oyun konusunda da herhangi bir sorun yaşamadım. Telefonda 128 GB'lık bir depolamamız var arkadaşlar. Bence yeterli ilk aldığınız zaman. Ancak bunu dilerseniz hafıza kartıyla 512 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanında da yine güncel bir telefonda görebileceğimiz 8 GB'lık RAM var. Hani bu iki özellik bence yeterli. Donanımdan da bahsettik. Artık yavaş yavaş videomuzun sonlarına doğru gelelim arkadaşlar. Telefonun güncel fiyatı Samsung'un kendi web sitesinde şu an için 3799 yani 3800 TL. Şimdi şunu kesinlikle rahat rahat söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir telefondan ilk beklentiniz pil ömrüyse zaten piyasada satın alabileceğiniz çok fazla alternatif yok. Yani ilk derdiniz batarya ise aslında rahatlıkla tercihleriniz arasına sokabileceğiniz bir cihaz kendisi. Çünkü hani günümüzde bir akıllı telefonda 2-2,5 gün hatta 3 güne varan pil ömürlerini görmek birazcık zor. Bunun dışında batarya sizin için önemli değildir. Ben her gün telefonumu şarj ederim. Benim için bir sorun yok vesaire diye biliyorsanız zaten de 3700-3800 TL bandında bakabileceğiniz alternatif çok fazla arkadaşlar. Bunu da söylediğime göre artık videomuzu yavaş yavaş kapatabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy M51'e baktık. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar bölümünden bizlere yazın arkadaşlar. Ayrıca şurada beğen butonu var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.